Ben çıkıyorum. Bir isteğin var mı? Yok. Peki, ben gidiyorum o zaman. Boran, dün söylediklerim var ya, en çok da sorumluluğu baba olarak almışım, koca olarak almışım. Evet, öyle hissediyorum. Biliyorum. Senin de bilmeni istiyorum ki, Sıla da bir ağanın karısı olmaktan çok, Boran'ın sevdiği adamın karısı olmaktan mutlu. O adam dünyanın en güzel sevgilisi, en iyi babası. Sen kendini çözme, olur mu? Bu bize yeter. Bana da yeter. Bilmeni istedik. Sıla. Ha. Kusura kalmayın. Ben abim çıkmıştır zannettim. Gel Narin, gel. Ben çıkıyorum. Hayırlı işler. Bir dilim daha yersin Hacer Ana. Yok yavrum, istemem, sağ olasın. Ya Hacer Ana, senin bir derdin var. Bak, sen bana anamın yadigarısın. Yoksa sen el gibi görüyorsun beni. Hiç olur yavrum. Ama senin derdin başından aşmıştır. Bir de benim derdimle uğraşma. Ya, sen bir anlat hele. Ha? Benim küçük oğlan. Şehmuz. Bir kıza sevdalanmış. Yıllardır başlık parası denkleştirmek için çalışır. Az bir şey kalmıştı ya, babası kızı başkasına sözlemiş. Kızın gönlü yok muydu Şehmuz'da? Var var, olmaz olur. Zavallı Gülizar da perişan olmuştur. Ama babası öyle uygun görmüştür. Elden bir şey gelmez. Şehmuz'um eridi bitti üzüntüsünde. İçim yanıyor diyor. Başka da bir şey demiyor. Ya sen Şehmuz'u bana bir gönder hele. İyice bir anlatsın bakalım durumu. Hele neymiş ne değilmiş. Yani eğer olacak gibiyse ben konuyu bir zinar ağıma açarım. Bir de o konuşur kızın babasıyla. Gülsüm, ben Gülizar hiç ayrılmazdık. Hatta abim yapışık kardeşler diye takılırdı bize. Yazık. Zorla verecekler kızı dedesi yaşında adama. Baskıyı da arttırmışlardır şimdi. Kaçmasından korkarlar tabii. Öyle. Lüsin kızla konuşabilmek için uydurmuş bir şeyler. Öyle yalvar yakar ikna etmişler babasını. Bugün Lüsinlere bırakacaklarmış. Ben de gideceğim birazdan. Durumu iyice bir öğren bakalım. Yardım etmek isterken yanlış bir şey yapmayalım. Öyle. Bir şey yapılacaksa her şeyden emin olmak lazım tabii. Sen de gelirsin konuşmaya. Uygun olursa seve seve gelirim tabii. Kusura kalma. Müsaade var mı? Buyur, otur Mahmut Efendi. Ağam, bilirim sıkıntıdasın. Lakin bir sorun olursa bana gel demiştiniz. Ben de geldim. Hoş geldin. Gelmene sevindim. Şaşırdım da. Olanlardan sonra. Artık ağa değilim biliyorsun. Estağfurullah. Sen her zaman bizim ağamızsın. Ahmet ağa ile aranda geçenleri biliyorum. Dilaver'in vurulduğunu hepiniz biliyorsunuz. Lakin kimin vurduğu belli değil. Kuşkulandığınız kimse var mıdır ağam? Elimde ispatlayacak bir şey olmadan kimsenin günahını alamam. Bu ciddi bir meseledir. Peki nasıl anlayacağız kimin yaptığını? Hiçbir şey gizli kalmaz. Öyle ya da böyle ortaya çıkacak. Sizden isteğim bu olayın etraflıca soruşturulması. Sokak ortasında olmuş bir olayın muhakkak gören duyan biri vardır. Olur, soruşturalım, konuşuruz bugün. Olur Zinar. Bir şey daha. Ahmet Ağa'nın toprak meselesini de bir çözüme bağlamak gerek. Elimizde kalan topraklar hiçbir şeye yetmez. Ne yapacağımızı şaşırdık. Merak etme. Bir çaresini bulacağız. Sağ olasın ağam. Lakin... Lakin ne?
Ahmet Ağa, bir daha senden yardım istersen bütün topraklara el koyacağını söyledi. Benden yardım almayacaksın Mahmut Efendi. Bu meseleyi kendin çözeceksin. Borç borçtur. Mahmut da borcunu ödemeli. Buna diyecek lafımız yok. Ancak Mahmut'un ödeyeceği paraya senin ihtiyacın olmadığını hepimiz biliyoruz. Halin vaktin de yerinde. Yanlış mıdır Ahmet Ağa? Hı hı. Ödemeyi ertelersen sana bir zararı dokunmaz. Ama ektikleri toprakları ellerinden alırsan bu insanlar aç kalır. Borçlarını da ödeyemezler. Diyeceğim, tören merhametli ve adil olmayı emreder. Bizim görevimiz töreye sahip çıkmaksa olayın çözümü ortadadır. Ağam doğru der. Töre zor durumda olanlara destek olmayı buyurur. Yardımcı olmak lazımsa gereken neyse yapılsın. Ben de sizler gibi töre yerini bulsun isterim. Olması gereken neyse öyle yaparız. Bu arada töre gereği demişken rahmetli Cihan'ın karısı, çocukları önce ailesine sonra bütün aşirete emanettir. Ümmü bacımızın namusu hepimizin namusudur. Herkes bilir. Törenin hükmü bu durumlar için bellidir. Ümmü bacımızın nikahı Dilaver kardeşimize düşer. İşte ben kazandım. Olur mu oğlum, o bir kere senin araban değil. Tabii senin araban değil, çünkü o bir kere benim arabam. Atma amca, sen sonuncusun bir kere. Oğlum amcaya atma denir mi lan? Sen hep sonuncu oluyorsun, sonra birinciyim diyorsun. Kusura bakmayacaksın beyefendi, tek kolla bu kadar oluyor. Haydi odanız artık, haydi yallah, yallah. Yenge, çok fena olacak bu çocuklar, biliyorsun değil. Cihan ağamın evlatları. Merak etme yenge. Abim huzur içinde uyuyor. Sonra görüşürüz. Ben de seni arayacaktım Özlem. Yarın havaalanından alır mısın beni? Dönüyor musun? Hı hı. Cihan'ın kardeşine rastladım dün. Bir sürü şey söyledi. Ne yüzle geldin dedi. Belki de haklı. Esma, iyisin değil mi canım? Sadece bebeğim ve ben olacağız. Geri kalan her şeyi unutmam gerekecek. Bütün yaşananları. Cihan'a. Canım, her şey yoluna girer. Kaçta geliyorsun? Esma? Esma orada mısın? Uçak kaçta diyorum. Sanırım dönmeden önce yapmam gereken bir şey daha var. Ne? Anlamadım. Şimdi kapatmak zorundayım. Seni arayacağım, tamam mı? Af buyur ağam. Burası nedir? Okul. İlköğretim okulu olacak. Soğuklar gelmeden burayı bitirmeye çalışıyoruz. Çok hayırlı bir işe girmişsin. Yalnız bağışla, anlamadım. Niye geldik buraya? Bana olan borcuna karşılık burada bize yardımcı olacaksın Mahmut. Sağ ol, var ol ağam. Yalnız sana olan borcumu burada çalışmakla ödemem ne mümkün? O zaman çok çalışman gerekecek Mahmut Efendi. Çalışırım. Çok çalışırım. İhtiyacım olmasa da yine gelip çalışırım. Demek çocuklarımız bir gün gelip burada okuyacak. Allah senden razı olsun.
İşin gücün rast getirsin. Hadi bakalım Mahmut Efendi. Yeni işin hayırlı olsun. Peki Şehmus ne diyor? Kaçalım diyor. Var mı size yardım edecek birileri, yanına gidebileceğiniz? Yok. Kimse yok. Akrabalar var ama işte. Ya gitseniz de bir başınıza nereye gideceksiniz? Şehmus çok uzaklara gidelim diyor. Hiç kimsenin bizi bulamayacağı bir yere. Ona da cesaret yok ya. Ne yaparız? Nereden ekmek buluruz? Okumadık etmedik. Babası aslında mühlet de verdi sağ olsun ama olmayınca olmuyor işte. Denkleştiremedim bir türlü. Derken duydum ki kızı başkasına sözlemiş. Peki sana söylemediler mi? Oğlum böyle böyle bir şey var, bak kızı vereceğiz. Sormadılar mı? Sorsalar ne fayda? Borçları varmış biraz. Birkaç hayvanı da hastalıktan telef olunca o da mecbur başkasına söz vermiş. Yani Şehmuz, ben seni çağırdım ki dedim belki bir hal bir çaresi bulunur. Şimdi zina rağım töresine bağlıdır. Yani ne gerektirirse onu yapar. Yani eğer ki kızın babası söz verdiyse, anlaştıysa unut bu sözü demez adama. Yani bilmiyorum ki. Ben soracağım. Ama sen bil ki çare değildir. Ben de bilirim. Çare değildir hiçbir şey. Yine de sağ ol. Hadi güle güle. Her şey zamanında bitecek Burhan. Şimdiye kadar hiçbir sorun olmadı. Gerekli prosedürler hazır değil mi? Tabii tabii. Açılıştan sonra direkt eğitime girebiliriz. Hatırlıyor musun? Beşer beşer otururduk sıralarda. Vallahi de olurdu. Yoksa soğuktan donardık herhalde değil mi? Sahiden. Hiç ısınmazdı sınıf. Kar kıyamet. Küçücük bir soba nasıl ısıtsın ki? Kapı pencere kapalı güya. Sınıfın içinde bayağı bir rüzgar eserdi. Rüzgar? Ben duvarın arasından kar girdiği günü hatırladım. Yok kardeş. Biz erken gelmişiz dünyaya. Yoktu ki bizim zamanımızda böyle gaz beton falan. Bu okul çok şeyi değiştirecek abay. Zaman gelecek. Burada okuyan çocuklar vali olacak. Kaymakam olacak. Bu okula öğretmen olacak. İnşallah. Hayrola Mahmut? Gene mi Boran gönderdi seni? Borcumu ödemeye geldim ağam. Ama bu topraklarını almaya yetmez bilirsin değil mi? Senden alırken bu kadar bile yetmezdi. Ama şimdi verdiğim paranın 5 misli o topraklar. Benim elimde değerlenmiştir. Ağam, borcuma karşılık aldınız. Ben de ödüyorum. Borcunu ödüyorsun. Ben topraklar için pazarlık yapmam. Lakin aşiretin selameti önemlidir. O toprakları sana vereceğim. Ama önce bilmek istediğim bir şey var. Buyur ağa. Bu kadar parayı nereden buldun? Çalıştım ağa. Biraz da borçlandım. Borcu borçla ödüyorsun ağa Mahmut. Boran ağamın okul inşaatı. Beni işe aldı, çalışmam karşılığında da para verdi. Ağalığı elinden alınınca hayır işlerine başladı galiba. Tamamdır Mahmut. Topraklar senindir. Bir daha böyle şeyler olmasın. Gidebilirsin şimdi. Nasıl yok bir çare? Elin kolun bağlı, istemediğin bir adama boyun mu eğeceksin? Ya kaçıp gideceğiz? Ya da herkesle vedalaşıp son bir kez Dicle'ye birbirimize bakıp atacağız kendimizi. Ya Allah korusun Gülizar ya. Nasıl düşünürsün böyle şeyler? Dur, konuşuyoruz daha. Ne yapayım? Başka çaresi var mıdır? Baban ne kadar istemişti senin başlık paran için? 25.000 lira. Ben sana 3 katını vereyim. Sen de Şehmuz'a ver. Şehmuz da gidip babana versin. İstesin seni. Olmaz mı? Olur vallahi. Niye olmasın? Hem sorun para değil mi? Bilmem. En azından denemiş oluruz.
bu sefer doğru yapıyorumdur. Bilir misin Meryem? Ben ağa oldum artık. Sen hiç istemezdin ağa olmayı. Aslına bakarsan ben de istemezdim. Ama yapacak bir şey kalmadı. Ailemin şerefini kurtarmak bana kaldı. Lakin ben zor durumdayım Meryem. Ağa olmak bir taraf, baba olmak bir taraf. Cihan'ımı yanına gönderdim. Sen mukayyet olursun ona, bilirim. Gelinimiz kaldı ama. Sen tanımadın ya. Vefalı, cefakar. Çok iyi bir kız. Şimdi diyorlar ki yengesinin nikahı Dilaver'e düşer. Töreleri bilmiyorum sanki. Keşke yanımda olsaydı Meryem. Keşke yanımda olsaydı. Abi. Abim benim. Müjdeli haberlerim var sana. Şimdi burada olaydın, uzatma Dilaver derdin. Ne diyeceksen de. Tamam. Uzatmayayım abi. Boran Ağa'nın iktidarı bitti. Artık ağa değil. Yerine kim ağa oldu biliyorsun? Babam. Babam ağa oldu abi. Şimdi sen hayatta olaydın, sen olurdun. Keşke. Sevindin değil abi. Ben de çok sevindim. Sonunda ağalık bizim aileye geçti abi. Bu daha başlangıç. Sana bunu yapanlardan intikamını teker teker alacağım. Sen merak etme abi. Kardeş sözü veriyorum sana. Yemin ediyorum. Diyeceğim o ki sen rahat uyu abi. Baba. Bir şey mi oldu kızım? Bir misafirin geldi. İçeride. Bekliyor. Buyurun. Çok üzgünsün biliyorum. Şimdi sana üzülme desen fayda etmeyecek. Biz marabayız. Kendi halinde insanlarız. Tek kaygımız aşımız kaynasın, ocağımız sönmesin. Bu yüzden bugüne kadar ağalarla hiçbir işimiz olmadı hanım ağam. Sıla ile Boran evlendiğinde, ne yalan söyleyeyim, pek içime sinmediydi. Boran'ı severdim ama sonra daha yakından tanıyınca İlk defa bir ağanın ağalıktan öte insan olduğunu gördüm. Sılama, bize, herkese çok iyi davrandı. Diyeceğim o ki hanım ağam, çok hayırlı bir evlat yetiştirmişsin. Allah sana onun acısını göstermesin. Amin. Seni onun yanından hiç ayırmasın.
Bora Nam'ın ağlığı hiçbir zaman unutulmayacaktır. Hanımım, nasıl olacak bilmiyorum. Ama ilahi adalet Bora Nam'a yapılan haksızlığa muhakkak bir karşılık verecektir. Göreceksin hanımım. Bora Nam eski gücüne yeniden kavuşacak. İnşallah bedel kadın. Sağ olasın. Beni yanlış anlamadınız umarım. Niyetim miras, para falan değil. Sadece çocuğumun... Cihan'ın çocuğunun babasının soyadını taşıması. O da bunu isterdi. Ama o artık yok. Cihan yani. Bu yüzden sizinle konuşmak istedim. Siz onun babasısınız. Olup bitenler yüzünden yok oğlum. Kötü şeyler yaşandı. Çok canlar yandı. Acılar taze. Böyle bir kararı hemen şimdi vermek kolay değil. Zaman lazım. Sizinle irtibata geçerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şeyin geliş sebebi... Sen iyisini bilirsin ağam. Sen nasıl istersen öyle olur. Peki kızım. Peki. Nasıl istersen. Demiş. Gerçek diyorsun. Vallahi çok sevindim Lüsin. Tamam tamam diyeceğim, onun yanına geldim zaten şimdi. Ne olmuş? Haydi öptüm. Lüsin, gözümüz aydın vallahi. Ne olmuş Nari, söylesene. Şemuz Gülizar'ın babasıyla konuşmuş, parayı vermiş, meseleyi çözmüşler. Evleniyorlar. Sonunda işe yarar desene. Ağam, araştırdık. Boran Ağa'nın adamları bellidir zaten. Hepsini soruşturduk. Şimdilik hiçbir ispatı yok. Boran Ağa'nın hiçbir alakası görünmüyor. Tamam İdris. Gidebilirsin. Diyorum ki, babanın ağa olmasına erken mi sevindik acaba? Sonuçta Boran Ağa onun yeğenidir. Belki de aralarında anlaşmışlardır. Olmaz öyle şey. Babam törene emrediyorsa onu yapar. Nereden çıktı bu laflar? Yanlış anlama. Ama bak, Boran Ağa bildiğini okumaya devam ediyor. Neden? Ne oldu ki? Boran Ağa'nın yaptırdığı okul inşaatını duymuşsundur. Evet. Sanki hala ağaymış gibi köylüyü emrinde çalıştırması doğru değildir. Ziner Ağa'mız da bu konuda pek bir şey yapacak gibi görünmüyor. Biz düzen geri gelecek derken ipin ucu iyice kaçacak diye korkarım. Boşa korkarsın. Ahmet Ağa. Gereken yapılacaktır. Çok yoruldum aslında. Ama değdi. İşte mi? Okula da gittim. Ya. Ben de gitmek istiyorum aslında.
Belki bittikten sonra sürekli gelirsin. Nasıl yani? Ne bileyim. Belki orada bir şeyler yapmak istersin. Sonuçta mesele inşaatı bitirmek değil. Asıl işi ondan sonra başlıyor. Orada eğitim verilecek. Yeni nesiller yetişecek. Buraların senin gibi kadınlara ihtiyacı var. Çok isterim Boran, gerçekten. Biliyor musun? İçimde tuhaf bir sevinç var. Neden tuhaf? Bilmem. Bu kadar çok şey yaşadık. Daha sırada ne var onu da bilmiyoruz. Ama yine de içimde tuhaf bir sevinç, bir umut var. Bulaşıcıdır belki de. Hani sen demiştin ya, Bedirhan'ı ilk kucağına aldığında. Kendimi o kadar güçlü hissediyorum ki, bütün dünyayı yıkıp yeniden kurabilirim diye. Evet, yapabilirim. İşte ben de öyle hissediyorum. Bundan sonra bu inşaatta çalışmayacaksınız. Ağalarınızın haberi vardır. Şimdi paydos edin ve bir daha buraya adım atmayın. Ama Boran ağa... Boran ağanın ne dediğinin hiçbir hükmü yok. Genco aşiretinin yeni ağası Zinar ağadır. Ve o nasıl uygun gördüyse öyle yapılacak. Yoksa hakkınız da pek hayırlı olmaz ona göre. O yağ biraz fazla kaçmadı mı? Allah Allah, sen benim lokmalarımı sayıyorsun be kadın? Yok canım, öyle değil. Doktorun ne dediğini unutma. Sonra ağzımızın tadı kaçmasın. Abay arıyor. Efendim abay? Yo, ne oldu ki? Tamam abay, hemen geliyorum. Benim önemli bir işim çıktı. Müsaadenizle. Afiyet olsun. Herkes, bütün aşiret bizden bir karar çıkmasını bekliyor. Kusura bakmayın ağalar. Biz bu kararı daha da geciktirirsek, herkes hiçbir şeyin değişmediğini düşünecek. O zaman demezler mi bize? Neden Boran ağayı ağalıktan aldınız? Doğru dersin Ahmet ağa. Yalnız meclis yeni bir ağa seçmiştir malum. Bundan sonra verilecek kararları Zinar ağa alacaktır. Ancak kendi oğlu vurulmuş, faili de meçhul kalmıştır. Hiçbir şey faili meçhul kalmayacaktır. Senin kararlarına, tecrübene güvenimiz tamdır Zinar ağa. Benim kaygım alınacak kararlarda geç kalmamış olmaktır. Nerede bunlar Hasan Usta? Nereye gitti işçiler? Niye boş burası? Ağam, Zinar ağanın emri varmış. Ne demek emri varmış? Burada çalışan işçilere ne karışır? Valla ağam, herkes kent toprağıyla uğraşacak. Okul inşaatına gidilmeyecek denmiş. Geldiğimde kimse yoktu. Bir Mahmut kalmış. Peki. Abay, siz burada bekleyin. Firuza'ya durum açık açık anlatılmıştır. Ya gelin ağanın üzerindeki hüküm gerçekleştirilir ya da hem Boran ağanın ağalığı alınır hem de aile aşiretten atılır demiştik. Boran'ın ağalığını biz aldık. Şimdi
kalan kararları senin uygulaman gerekiyor Zinara. Hükümlerin nasıl uygulanacağını biliyorum. Merak etmeyin. Müsaadenizle ağalar. Ne oluyor Murat? Özel bir şey konuşabilir miyiz amca? Ağalardan saklayacak bir şeyimiz yok. Ne diyeceksen açık açık de. Peki ya. Söyleyeyim o zaman. İnşaattaki işçilere yasak koymak ne demek oluyor? Onu sormaya geldim. Burak. Aşiretin ağasıyla konuşmanın usulü böyle değildir. Kendine gel. Okul diyorum amca. Çocukların okuması için, bütün köylüler için, aşiret için. Beni ağalıktan aldınız. Ama bu yaptığınız çocuklara karşı bir şey. Nasıl yaparsınız? Yeter Burak. Sen benden ve aşiretten hesap soramazsın. Soramam. Öyle mi amca? Tamam. Herkesin istediği ağalık böyle mi oluyor? Burhan, haddini aşma. Tartışma bitmiştir. Gidiyorum ağa. Siz doğru bildiğiniz kararları alın. Ben de doğru bildiklerimi yapayım. Allah Allah. Okul inşaatına ne karışıyor bu Ziner? Buranın dikkat edin bir tatsızlık çıkmasın. Ne yapıyor bu Ziner anlamadım. Bir şey mi oldu baba? Ziner, okul inşaatında çalışan işçilerin çalışmasını yasaklamış. Amcamın ilk icraatı okulun inşaatını durdurmak olmuş. Sözde benim önüme geçmeye çalışıyorlar. Ama çocukların okumasına engel oluyorlar. Batman'la görüştüm. Oradan işçi alabileceğiz. Aradım hallettim. Hemen gelsinler abay. Burası bir dakika bile boş kalmayacak. Ancak yarın gelebiliyorlar. Ne pahasına olursa olsun bitecek bu okul. Ne işin var burada? İşçilerin gittiğini duydum. Ama merak etme. Bu okulun bitmesine kimse engel olamayacak. Ağır gelmesin. Hallederim. Bedirhan. Babaannesine bıraktım. O ne görülmüş ne de duyulmuştur. Hiç kimse meclisi basıp ağadan hesap soramaz. Bu yalnız Zinar Ağa değil. Hepimize bir meydan okumadır. Eşkıya meclisi basmaya başlamıştır. Önüne geçilmesi lazımdır. Artık bir karar vermeniz gerekmektedir Zinar Ağa. Yoruldun mu? Yok, iyiyim. Boran, birazdan bir kamyon çimento getirecekler arka tarafa. Ama yarın gelecek olan işçilerde bir sorun yok değil mi? Gelecekler, gelecekler. De o çimentoyu içeri almak lazım. Yağmur falan yağarsa heba olur. Ağam. Hayırdır Halil? Bir sorun mu var? Hayır ağam, yoktur. Baban nasıl? Bir ihtiyacı var mı? Sağ olun ağam, iyidir. Ben başka bir şey yapmak için buraya geldim. Hayrola? İzin verirsen inşaata yardıma geldim ağam. Sağ ol. Duydunuz mu? Halil bize yardım etmeye gelmiş. Teşekkür ederiz Halil. Zayıf görmeyin beni ağam. Gücüm kuvvetim yerindedir. Tabii yerindedir. Sen bize yardım etmek istedikten sonra biz yardımına hayır demeyiz. Zaten ben tek değilim ağam.
Dışarıda bekleyenler var. Bekleyenler mi var? Ağam, çalışmaya geldik. Fabrikada boş boş duruyorlardı. Dedim gelsin bir iş yapsınlar bari. Ya haydi. Hemen hanımlara yardım et. İşte bak. Engel olamıyorlar. Keşke amcam burada olsaydı, görseydi bunu. Ağalar, aşiretimizin geleceği, düzeni ve dirliği için verilmesi gereken kararı verdim. Aşiretin ağası olarak Buran'ın ve Firuz Ağa'nın aşiretten çıkarılmaları uygundur diyorum.